Lucy. Gel buraya. Çok heyecanlıyım. Bakalım nasıl olacak böyle. Kayıtta değil mi bu arada? Tamam, başlıyoruz. Başlıyoruz. Aloha. Öncelikle şu mikrofonu görmeyin. Şimdi ben zaten gösterdiğim için göreceksiniz ama görmezden gelin. Elbet birileriniz fark edecektir. Çünkü arkadaşlar yaka mikrofonunu gerçekten şöyle takmayı hiç sevmiyorum. Yani ben zaten hani biraz volümlü konuşuyorum. Herhalde bu şeyden oldu bu arada. Konuyla tamamen alakasız videonun konusuna geleceğim. Dedem çok iyi duymuyor. Şimdi anneannem de çok iyi duymamaya başladı. Herhalde onlara böyle bağıra bağıra konuşa ben birazcık bağırarak konuşmaya alıştım. Neyse, sonuç olarak da bu mikrofonu böyle takıyorum çünkü nereye takacağımı inanın bilmiyorum ve hani kameranın ses kaydı beni çok tatmin etmiyor. O yüzden bir de bu şekilde telefondan mikrofonla kayıt alıyoruz. Neyse, bunlar sizi ilgilendiriyor mu bilmiyorum ama aranızda merak edenler olursa diye söyleme gereksinimi hissettim. Bu arada Lucy dolanıyor. Lucy çık oradan. Çık. Tripoda dokunma. Şimdi öncelikle şunu bir açıklığa kavuşturmak istiyorum. İlk defa bu videoyu izliyorsanız ve daha önce benim hiçbir videomu izlemediyseniz ve ya da izlediyseniz ama minimalizm videolarıma göz atmadıysanız bu nedir böyle falan diyebilirsiniz. Bu bir çorap düzenleme videosu olacak arkadaşlar. Çoraplarımı beraber düzenleyeceğiz. Bu arada dün bir anket yapmıştım. Hani çoraplar mı, ayakkabılar mı diye. Onu da görselini aldım. Şuraya ya da buraya bir yerlere koyarız. Ayakkabıları seçtiniz. Yani %56'ya 44 müydü en son? Öyle bir şeydi diye hatırlıyorum. Lakin ayakkabıları benim tek başıma düzenlemem pek mümkün değil. Çünkü altı pis ve buraya böyle gazete yok evde hani serebileceğim. Dedim ki ben onu bir arkadaşımla falan yapayım, çok daha güzel olur. Hem belki başka birinin de o videoda olması daha böyle bir eğlence de katabilir diye düşündüm. O yüzden bugün sizlerle çoraplarımı ele alalım dedim. Ama bir yandan diyorum ki demez olaydım. Çünkü gerçekten bu kadar çorabım olduğunu bilmiyordum. Şimdi size anlatacağım bunlar nedir. Ve kaybolmadan şuna bir geleyim. İlk defa bu videoyla benimle tanışıyorsanız hoş geldiniz. Öncelikle aloha diye karşılıyorum sizi. Bunun yanı sıra ben minimalizm yolculuğundayım 2 yıldır. Hatta 2 yıldan belki biraz fazla biraz azdır yani 2 yıl civarı olmuştur. Ve minimalizmin benim hayatımdaki yeri ve önemi çok başkalaşıyor günden güne. Bunun burada hani nedenini, niçinini, ne zamandır bu yolculuktayım ve neden bu yolculuğa çıktım? Bunları anlatmayacağım ama dilerseniz diğer videolara göz atabilirsiniz. Çünkü bu tamamen bir düzenleme videosu olacak. Ve bugün ele alacağımız şey, bu ne, obje diyemem buna, kıyafet diyemem. Ele alacağımız şey çoraplar. O yüzden bugün çoraplarımı düzenlemeye karar verdim. Bağlayamadım galiba tam olarak ama bunu bir açıklığa kavuşturmak istedim. Çünkü hani hiç videomu izlemeyen biri bu videoya gelip çorap ne ya falan diyebilir. Ben de derdim. Onu düşünerekten fazla empati bazen iyi olmuyor ama ne yaparsınız. Aşırı hassas olmak videomu da buradan bağlayarak söyleyeyim. Kendi reklamını yapan bir kişi olmak da hiç istemem. Neyse ya arkadaşlar, ben bu karantina günlerinde, şu anda da 3. dalga geldi diyorlar böyle. Bu günlerde Mart sonlarındayız şu anda. Bu video yayınlanana kadar biliyorsunuz ben stoklu gidiyorum. Birkaç hafta, belki birkaç ay geçebilir. Böyle çok iyi haberlerle uyanmıyorum. Yani Türkiye olarak uyanmıyoruz zaten hani bildiğiniz üzere. Ama inadına umut, inadına sevgi, inadına böyle gerçekten o gülümsemeyi ve sevgiyi hissederek yüzümde o tebessümü de eksik etmeden hayatıma devam etmek istiyorum. Biraz olsun bu videoyla da umarım sizle de bunu paylaşabilirim. Çünkü bizi İyi hissettirecek olan tek bir şey varsa o da şükran duygusu, sevgiyi hissetmek ve gülümsemek, neşe ve coşku dolu olmak. Bu demek değil ki bütün yaşananları yatsıyoruz. Benim de inanın moralim bozuluyor. Yani bir sürü konu var şu an Türkiye'nin gündeminde olan ama onları yatsıdığımı düşünmeyin. Gerçekten düşünürsem bazen çok üzülüyorum. Neyse, bunlara girmeyeceğim. Biz en iyisi videomuza başlayalım ama sizin beni anladığınızı düşünüyorum. Her neyse, bugün dediğim gibi çoraplarımı düzenliyoruz.
Siz hazırsanız ben çok hazırım. Başlayabiliriz. Şimdi siz oradan göremiyor olabilirsiniz ama videonun ortalarına sonuna falan doğru şöyle bir çekerim ben. Burada kilotlu çoraplar mevcut. Burada hani normal boy diyeyim size. Hani şöyle işte orta boy çoraplar var. Burada kısa çoraplar yani bilekte biten ve burada da babet çoraplar var. Ben diyorum ki şöyle yapalım. Babet çorapları mı önce alsak? Yani tek tek böyle hepsini size tabii ki gösterirsem bu videonun bitmesinin imkanı olmaz. Ama en azından şöyle bir kilotlu çorapları önüme alarak ben başlayayım bu yolculuğa. Bakalım nasıl olacak? Bu arada videodan önce normalde hani ben sayarım biliyorsunuz kaç tane neyim var diye. Bu videodan önce saymadım. Bana da sürpriz olsun istedim. Kilotlu çoraplarım şu anda 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane yok. 14 tane kilotlu çorabım var. Mesela bu en az 10 yıllık bir kilotlu çorap. Şöyle görebilirsiniz diye düşünüyorum. Bu tabi böyle giydiğinizde biraz hani bacağınızı şöyle gösteriyor ama ebru gibi. Ebru da değil de böyle renkli. Neyse ben bunu vermeyeceğim. Yine aynı mantıkta gitmek istiyorum. Hani vereceklerim, vermeyeceklerim ve belki diye ayırdıklarım. Belki diye ayırdıklarımı da böyle üzerinde birkaç hafta ya da birkaç ay düşündükten sonra biliyorsunuz ki genelde uğurluyorum ama bazen de tutuyorum. Bunu vermeyeceğim. Kesinlikle bu tutacaklarım arasında. Ben şimdi bunları katlamayayım. Direkt şöyle atıyorum. Şimdi hepsini de karışık yapayım ben. Öyle daha iyi olur. Belki dediklerimi şuraya koyayım. Yok bu vermeyeceklerim. Pardon vermeyeceklerimi böyle koyuyorum. Bu inanır mısınız bilmiyorum ama benim lise zamanımdan kalma şöyle kelebekli bir çorap görüyorsunuzdur diye düşünüyorum. Bu tabii ki de zaten hani derinizi gösteriyor. Bunu hediye edeceğim çünkü bunu zaten çok giydim. O yüzden bunu sevgiyle uğurluyorum artık. Şimdi bu vermeyeceğim, bu da vereceklerim. O zaman bu şöyle kalırsa bu da böyle dursun. Bunun yanı sıra bununla da vedalaşacağım. Çünkü bunu da bayağı giydim. Bu da böyle simli, allı pullu bir kilotlu çorap. Bu arada yeri gelmişken şunu da söyleyeyim. Birazdan konuşmayacağım çünkü yani işimizi hızlı yapabilelim diye ben de böyle buraları da hızlandıralım diye konuşmadan ilerleyeceğim. Ama bunları hediye ederken bu videonun altına yorum yazın ve orada hangi çorabı istediğinizi belirtin. Maksimum 2 tane yani bir kişiye 2 çorap göndereceğim. Bilginiz olsun tamamen hediye ediyorum içimden geldiği için. Ve belki dediklerimi de Instagram'da paylaşıyorum. O yüzden Instagram'dan takipte kalırsanız çok faydalı olur. Hani isterseniz eğer oradan çünkü paylaştıkça haberiniz olur. Şimdi ben susuyorum ve işe koyuluyorum. Ya bunu da lise zamanlarından inanamıyorum gerçekten. Lise zamanları dediğim kaç sene oldu? En az 15 senelik çorap mı olur? İnsaf ya. Ya siz zaten hani istifçi olduğumu gerçekten artık yani artık istifçi değilim. Bence bu yolda iyi ilerliyorum. Yiğidi öldür hakkını ver mi derler. Öyle bir şey vardı öyle bir söz. Ama ben bunları yani ve iyi de giymişim. Hani muntazam giymişim diyeyim. Hiçbir böyle şey yok. Bu arada bir şey yok diyorum da yarın öbür gün hediye ederim ve burası yırtık pırtık falan dersiniz arkadaşlar. Giydiğim çoraplar sıfır böyle hiç giymemiş çoraplar değil. Bilginiz olsun hani öyle şeyler söyleyecekseniz hiç hani istemeyin. Çünkü bilemiyorum hani bunların bir şey yok öyle defolu değil zaten yani ama kilotlu çoraplarda olabilir yapacak bir şeyim yok. Bunu da sevgiyle uğurluyorum ve hediye ediyorum. Bunu da hediye ediyorum şöyle. Bunların hepsi siyah arkadaşlar. Klasik bildiğiniz kilotlu çoraplar. Ben medium beden giyiyorum. Giyiyordum yani. Hep medium aşağı yukarı. Hiç small olmadım neredeyse. 38 yani benim. Neyse bu da siyah. Bunu da veriyorum. Şimdi hepsine şükranlarımı sunacağım birazdan toptan. Bu da siyah.
Evet, hepsiyle vedalaşıyorum. Bunu tutayım artık kendime. Çünkü bir tane siyah kilotlu çorabım olsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane kilotlu çorabı veriyorum. 4 tanesi de kalıyor benim. Ben şöyle yapmayı düşündüm. Şu anda buna karar verdim. Vereceklerimi böyle toptan bir yerde toplayacağım. Videonun sonunda da ben onları böyle katlarım. Katladıktan sonra da zaten size gösteririm en sonunda. İşte bunlar verecekler, bunlar kalacaklar falan diye. Öyle hem siz de daha muntazam görmüş olursunuz diye düşünüyorum. Şimdi o zaman sıra bence kısa çoraplarda olsun. Şöyle hepsini alıyorum önüme. Şimdi öncelikle kaç tane kısa çorabım var? 1, 2... Tam olarak 21 adet kısa çorabım var. Ben size nasıl göstereyim? Bence ben biraz yakına mı gelsem? O şekilde göstereyim, değil mi? Daha iyi olur. Şöyle, umuyorum kadrajdan falan çıkmıyorumdur arkadaşlar. Şu ilki, bunu o kadar çok giydim ki bunu da hediye edemem. Çünkü ben bunu giye giye artık eskiteyim diye düşünüyorum. Eskitince de zaten... Yani gidecek. Bu zaten verilecek. Bu eşyalarla vedalaşırken en önemli olan nokta size neşe verip vermediği. Mesela bunu giymek aslında bana çok neşe vermiyor. Benim normal şartlarda bunu hediye etmem. Vermem ya da belki de bağışlamam gerekiyor. Yani hani evet biraz eski ama benden daha çok ihtiyacı olan biri eminim vardır. Öyle düşünmem daha mantıklı olur. Ama hani ben eskidi diye giyiyorum. Önemli olan bana neşe verip vermemesi. Yani bunu kendinize bir kriter olarak alırsanız çok daha sağlıklı ilerlersiniz. Özellikle hani biraz böyle istifçilik varsa ya da istifçilik yoksa bile, hani istifçilik derken de onları toplamayı seviyorsanız, kolay kolay bırakamıyorsanız o eşyanız her neyse, bu noktada gerçekten neşe verip vermediğine bakmak ve ona göre ilerlemek çok yardımcı olur. Mesela ben Quicksilver markasını çok seviyorum. Gerçekten severim ve ürünlerini giyerim. Ama bu Quicksilver diye ve belki bir gün giyerim diye tutmak istemiyorum. O yüzden bunu hediye ediyorum. Ve bana neşe vermiyor. Yalan da yok. Ben hepsini böyle ayırıp en sonunda hepsini kucağıma alıp teşekkürlerimi sunacağım. O şekilde daha sağlıklı olur. Vereceklerimi buraya koyuyorum. Siz görebiliyorsunuzdur umarım. Gerçekten kadrajdan falan çıkarsa kusuruma bakmayın. Çünkü her dakika gelip kontrol etmem gerekiyor. Tahmini yürüteceğim. Bence burayı görüyorsunuzdur. Ya da biraz daha geri gideyim. Ne olur ne olmaz. Bunu veriyoruz. Ya Vans'çiler burada mı? En sevdiğim markalardan biri Vans. Gerçekten yalan yok. Yani Vans'le sponsorlu bir video çekmeyi çok isterim. Vans ayakkabılarım var. Yani yalan söyleyemem şimdi. Ay yok hiç de sevmem asla diyemem. Niye diyeyim zaten? Kendiyle... Gerçekten. Bu arkadaşlar evde kalmalardan oldu. Ben böyle değildim yani. Daha normal bir insandım. Biraz tuhaflaştım son günlerde. Neyse o yüzden bunları vermiyorum. Bunlar gidiyor. Şöyle göstereyim. Bunları da çok giydim ya. Ama seviyorum da. Neyse bu kalsın. Şunlar gidiyor. Bunlar gidiyor. Bunlar gidiyor. Böyle koyalım. Bu gidiyor. Şu çorap şöyle göstereyim. Bu pembe zaten tam benlik. Bu burada kalıyor. Bu da kalıyor. Bunları da tutuyorum. Şimdi şöyle bir şey yapıyorum. Nasıl yaptım ben demin? Bir dakikanızı rica edeceğim. Siz şu anda göremiyorsunuz ve öyle gidince ne yapıyorum hani anlayamıyor olabilirsiniz ama dediğim gibi en sonunda ben size göstereceğim. Vereceklerim bir yerde, tutacaklarımı bir yere ayırıyorum. Şu an belki dediğim hiçbir çorabım yok. O yüzden ona daha gelmedim. Ben bunları da vereceklerimi de şöyle ayırayım. Şunları da şöyle koyayım. Bu arada ben kaç tane kısa çorabımı verdim onu da size söyleyeyim. Defterimize yazıyorum. Şöyle oldu.
11 tane kısa çorap kaldı. 10 tane kısa çorabı da hediye ediyorum. Evet. Hazırsanız ben gerçekten bilmiyorum. Bu video bir niye konuşamıyorum ya, delireceğim. Bu video biraz uzun olabilir. O yüzden yapacak bir şey yok. Çünkü bölme imkanı yok. Ama ben kaşındım. Sonrasında sizlere sordum. Siz de istediniz. Bunun altından kalkacağız. Ben gerçekten bize inanıyorum. Yapacağız biz bunu. Şimdi bu zaten çorap değil. Neyse ben yine böyle konuşursam bitmeyecek. Ben ne yapayım? Şöyle sağ sol olarak gideyim. En sonunda size göstere göstere en mantıklısı oluyor. Sola koyduklarım vereceklerim olsun. Sağ koyduklarım vermeyeceklerim. Ama o zaman da desenize kardelen önünde yer aç. Ortada olanlar da belki olanlar olsun. Şimdi bu belki. Tamam mı? Vah, gerçekten ya. Şöyle alalım hepsini. Bu arada konuşmayacağım deyip hep konuşuyorum ama 6x5 markasını belki bilenleriniz vardır. Hatta Sezin kurmuştu. Benim bir arkadaşımın arkadaşının markasıydı. Çorapları gerçekten iyi. Yani bayağı memnun kaldım. Ben Mahalo'dayken size 6x5 markasından aldığım çorapları göstereyim. Mahalo'dayken ben satıyordum. Yani satışını yapıyorduk biz. O yüzden hani bayağı denemişimdir bu 6x5 markasının çoraplarını. Bunlar o markaya ait. Şu. Hatta Mahalo'da bunları satıyorduk. Şu da aynı şekilde. Bayağı dayanıklı arkadaşlar. Sadece bir süre sonra böyle çok giyerseniz aşınabiliyor. Yani biraz bollaşıyor ama onun için de çok giymeniz lazım. Bir de şöyle kırmızısı vardı bunun. Şu. Bunu da hediye edeyim. Hem bunu daha az giymişim galiba buna göre. Bunu hediye ediyorum. Bunlar biraz fazlalaştı. Ben bunları oraya alacağım ama toplamda 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane oldu vermeyeceklerim. Bundan mesela 2 tane almışım. Bunu da hediye edeyim. Yine bunlar çoğaldı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12. 12 tane daha. 12. Şimdi şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane çorap veriyorum. Onları böyle attım. Vermeyeceklerimden 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 tane daha. Gerçekten çorap vermekte de zorlanıyorum demek ki. Mesela bunlar da belki. Ben belkileri de vereceğim. Bunları da veriyorum. Şunu. Bunları da veriyorum. Bunu evde giyerim. Bunu vermeyeceğim ya. Bu zaten evde giymelik. Ama bunları vereceğim. Gerçekten bayağı 6x5 markası var. Marka şöyle bu arada. Hani çok fazla onun çorabı olduğuna göre ben sevmezsem bir şeyi asla satın almam yani normal bir tüketici olarak.
Dolayısıyla da çok seviyormuşum ki bu kadar alıyorum. Ama bu rengi sevdiğim için bunu da vermeyeceğim. Bunu da vermeyeceğim. Lakin ve lakin bu biraz uzun. Bunu da hediye ediyorum. Bu da çok tatlı ya. Veremeyeceğim. Bakın renkleri çok sevmeme rağmen bunu hediye ediyorum. Şimdi şöyle bir daha bakıyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bunlar şöyle veremediklerim. Vereceklerim de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bunları da böyle atıyoruz. 7. Bunları size açıklayacağım. Bunlar şurada kalsın. Bunu veremiyorum. Bu arada iki tane de kirli de çorabım vardı. Biri bu, biri de oradaki bir çorap. Ama hani gerçekten sayabileyim diye onları da aldım. Bu kirliden çıktı yani. O yüzden pis gözüküyorsa sayabilelim diye aldım bu çorabı. Bir de zaten ayağımdaki çorap var. Onu da çok seviyorum. Bunun yanı sıra başka neler kaldı? Bunların hepsi siyah çoraplar. Hediye ediyorum. Bunu da hediye ediyorum. Şimdi bunlar da şöyle tozluk gibi aslında. Tozluk gibi de değil, bunlar tozluk. Bunları ben direkt yoga köşeme atacağım. Çünkü yoga yaparken taytın üstüne gayet güzel olur diye düşünüyorum. O yüzden bunları hani bu işte çorap kategorisinde saymayayım diyorum. Bunları bıraktım o yüzden. Bu da tozluk gibi. Buradan baş parmağınız çıkıyor. Buradan da ayaklarınız. Ama iyi tutmuyor diye düşünüyorum. Bir yogada denerim. Güzel olursa zaten yoga videolarımı Instagram'dan izliyorsanız oradan görürsünüz. Bu da böyle. Bu da neresinden çıkıyor ayağınız? Evet, ayağınız buradan çıkıyor. Buradan da parmağınız çıkıyor demek ki. Değişik bir şey. Giyince ben de anlarım, çözerim, bakarım. Tabii ki bunlar da çorap ama ben bunu dediğim gibi yoga eşyalarımın, kıyafetlerimin olduğu yere alacağım. O yüzden bunları şimdilik şöyle tutalım. Burada kalsın üçü. Çoraplardan iki tane daha tutuyorum. Kaç tane veriyorum? 2, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane de verdiğim. Bu babet çorapları da zamanında almışım ama bunları da çok giymiyorum. Sadece şu dediğim gibi Vans markasını seviyorum ve hani lazım olursa diye bir bunu tutayım. Onun dışında bunları açmama gerek yok bence. Sadece şunu açarak bir göstereyim bir tanesini. Bunların hepsi babet çorap arkadaşlar. Ve neredeyse hepsini hediye etmek istiyorum. Ha, bu uzun çorap mesela bu arada kaldı burada. Bunu da veremiyorum. Böyle. Bunu da yazalım. Hiçbir şeyi atlamayalım. Şöyle de çoraplar var. Hani bayağı böyle çok çabuk yırtılabilen. Ama bunu da belki isteyen birileri çıkar bilemiyorum. Ben bunu da hediye edeceğim. Bu arada bu videoda hani çorapların hepsini net olarak gösterememiş olabilirim. Gördüğünüz kadarını dediğim gibi yorumlardan yazabilirsiniz ya da Instagram'dan bana ulaşırsanız atıyorum ben bana da bir tane çorap yollar mısın derseniz atıyorum ne bileyim pembe bir çorap varsa elimde o şekilde gidebiliriz. Yani ben kova burcu olduğum için hani bana tuhaf gelmiyor. Bilmiyorum size böyle bir durum tuhaf gelir mi? Bana gelmez yani. O yüzden hani görebildiklerinizi söyleyin ya da Instagram'da belki storylerden paylaşırım dediğim gibi. Öyle ilerleriz ama bir şekilde onun yolunu buluruz diye düşünüyorum. Bunların hepsine bütün babet çorapları hediye ediyorum. Şöyle de bir çorabım varmış. Bu nasıl bir şey? Böyle giyiyorsunuz kaymıyor. Ay bu da Vans. Bunu da vermeyeceğim. İşte seviyorum ne yapayım. Şöyle gösterebilirim. Bunlar kalsın. Bunlar gidiyor. Bu da şey normal çorap bu arada. Karışmış. Bunu da hediye ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 tane de babet çorap hediye. 10 tane kilotlu çorap veriyorum. 34 tane normal artı 18 tane babet çoraplar gidiyor. Yani size hediye. Bunun yanı sıra 4 kilotlu çorap, 62 normal ve 2 tane de babet çorap kalıyor. Şöyle bir noktası var. Çok rica edeceğim.
Yani yorumlara yargı dağıtmayalım. Gerçekten çok rica edeceğim. Hani ben bu kadar size kendimi açıyorum, bu kadar size de destek olmak adına, tabii ki kendime de destek olabilmek adına. Çünkü sizler de bana çok destek oluyorsunuz ve sizinle beraber yapmak bu işlemi diyeyim, bu süreci gerçekten benim için de çok motivasyon oluyor. Aynı zamanda size hediye etmek de. Neden bu kadar çok çorabım var ya da bu kadar çorapla ne yapacaksın gibi yorumlar gelmezse sevinirim. Çünkü 62 tane çorap çok fazla bence de. Ama ben de bu yolculuktayım. Bir şekilde zamanla azaltacağım. Bir de ben hani artık ne veremedim ya da neyi yapamadım ya da ne olmadı, buna odaklanmaktansa neyi iyi yapabildim, hangi konuda gerçekten yol alabildim ve hangi konuda biraz olsun ilerleyebiliyorum, buna bakıyorum, buna odaklanıyorum. Bu her konuda böyle. Hani sadece bunun için söylemiyorum. Ama siz de belki böyle yaklaşırsanız orta yerde buluşuruz ve çok güzel anlaşabiliriz diye düşünüyorum. Anlaşmak zorunda da değiliz herkesle ama bence saygı duymak durumundayız ya, yani diye düşünüyorum. Neyse, ben bugün böyle biraz bu Türkiye'nin gündemi beni hafif bir delirtti. Ondan dolayı hafif de sinirliyim aslında. Bir tık sinirlenmedim değil gördüğüm haberlere. Yapacak bir şey yok. İnsanız, moralimi de dediğim gibi bozmamaya çalışıyorum. Şimdi ben size ilk önce bu dağınık halini bir göstereyim buranın. Bunlar vereceklerim arkadaşlar. Şöyle dağınık dağınık göstereceğim size. Birazdan katlayacağım. Öyle de göstereyim. Bunlar vereceklerim tamamen. Bunlar da kalanlar. Şöyle. Bu şekilde dağıtabiliriz sanıyorum. Gerçekten yani şunları düzenlemeyeceğim. Hani düzenleyeceğim ama artık sonraya bırakacağım. Şu an düzenleyemem. Ama en azından şu sizin tarafınızı, yani vereceklerimi düzenleyeyim bence. Hem siz de adam akıllı görmüş olursunuz diyorum. Videoyu kapatmaya geldim. Şöyle bir şey oldu. Bütün video boyunca normalde bu kameralarda belki biliyorsunuzdur, işte yukarıdan kendinizi görebiliyorsunuz benim çekim yaptığım kamerayla. Ve ben tamamen böyle birkaç haftadır çekim yapmadığım için orayı açmayı unuttum. O yüzden böyle hatta videonun bir yerlerinde umarım kadraja giriyordur, bu giriyor mu falan diye düşünürken aslında şunu açmayı akıl edebilseydim her şey daha kolay olurdu. Neyse, dediğim gibi böyle biraz aklım bu aralar gidik. Yani bu, evet, biraz bahsettim size işte Türkiye'nin gündeminden dolayı kafam birazcık meşgul diyeyim. Ama tabii ki de güzel günler göreceğiz, güneşli günler diyorum. Ve artık bu videoyu kapatma zamanının geldiğini düşünüyorum. Sol tarafta gördükleriniz size vereceklerim. Zaten yakından da gösterdim. Neyi vereceğim, ne vermeyeceğim hepsinden bahsettim. Toplamda 62 tane çorap. Hani kilotlusu, kısası, işte bilmem babeti ve normal çorabıyla 62 çorap ediyor. Burada da kaç tane kaldı onu da sayayım size. Onu da söylemiş olayım. Toplamda 62-64. 66 adet çorap var burada da arkadaşlar. Yani 62 tane verdiğim 66 tane kalan. Aslında bence çok kötü değil. Yani %50'sini hediye etmiş bulunuyorum ve bundan dolayı da çok mutluyum. Dediğim gibi %50-50 bence hiç kötü bir oran değil. Yani ben de bu yolda geliştiriyorum kendimi. O yüzden yani siz de kendinizi alkışlayın. Eğer böyle bir yolculuğa çıktıysanız gerçekten ben sizi alkışlıyorum. Kendimi de alkışlıyorum tabii ki. Bu yolda önemli olan attığımız bebek adımlar ve yani bu bir yolculuk. Önemli olan da bence yolculuğun kendisi diyorum. Instagram'dan takipte kalmak isterseniz çok çok memnun olurum. Zaten dediğim gibi hani storylerden takipte kalırsanız ileride de böyle şunu hediye edeceğim, bunu hediye edeceğim dersem oradan duyuracağım. Tahmin edersiniz ki artık zaten bence biliyorsunuz YouTube'dan her şeyi böyle videoya çekmek mümkün olmuyor. Bu arada bu video uzun bir video olabilir. Bazılarınız çünkü hani çok uzun böyle ard arda video koyarsam söylüyorsunuz. Hani çok uzun olduğu, biraz daha kısa mı olsa. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum arkadaşlar ama bazı videolar çok kısa olabiliyor. Gerçi benim çok kısa videom çok yok ama normal uzunlukta oluyor diyeyim. Bazıları çok uzun olabiliyor, bazıları da çok çok uzun olabiliyor. Artık hayat böyle bir şey diyorum.
Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve beni sevdiyseniz, desteklemek isterseniz abone olup o bildirim zilini açmayı unutmazsanız gerçekten çok memnun olurum. Bir de yukarı bakıyorum, size bu şekilde sesleniyorum. Çünkü bütün bu çorapları görebilin diye ben burada ne uğraşlar verdim. Bir de tek başına video çekmek inanın tabii ki de ekip işinden biraz daha yorucu olabiliyor. Ama olsun, gerçekten içime sinen bir video olduğunu düşünüyorum. Tabii daha görmedim ama... Olacaktır elbet. Neyse arkadaşlar, iyi ki varsınız, seviliyorsunuz. Varlığınıza gerçekten müteşekkirim. Ve bundan sonra biraz daha sık video çekeceğim. Çünkü gerçekten böyle bir 2-3 haftadır video çekmiyordum ve uzun ara verince hem ben de özlüyorum hem de biraz konuşmayı unutuyorum sanki kamera karşısında gibi geliyor. Ama kendimizi dövmüyoruz, sövmüyoruz, kendimizi seviyoruz. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere diyorum. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla kalın. Hoşça kalın ve mahalo diyorum. Görüşmek üzere haftaya. Ne yapıyorsun Can ya? Tipe bak ya. Joy, beraber yapalım, gel. Joy gel, kaçma. Beraber düzenleyeceğiz. Yalnız bırakma beni. Şimdilik kapatıyorum.